aynı sabahlar bugün rahmetli Şaban Döven'le konuşacağız biraz ve E gazete kampanyamızdan bahsedeceğiz. <laughs> Yalnız bu konuya girmeden önce dünkü konumuzun devamı olarak Elif'ten sonra Ayda enkaz altından çıkarıldı 91 saat sonra. Onun sevincini birlikte yaşadık. Bir melek gibi parladı enkazın altından. Ee, öldürmeyen Allah öldürmüyor ve bu sevinci buradan da tekrar ifade etmiş olalım. Ama annesinin vefat haberiyle de üzüldük. Diğer vefat haberleri aynı şekilde devam eden. Yapılan açıklamalara göre arama kurtarma çalışmaları tamamlandı ve vefat sayısı 113 olarak belirlendi. Yaralılar var. İnşallah yaralılardan da vefat eden olmaz. Ve sağlıklarına kavuşurlar inşallah en kısa zamanda. Ve işte hayat imtihanı Rabbimiz değişik şekillerde bizleri imtihan ediyor. Bu imtihan her ailede, her fertte farklı farklı şekilde tecelli ediyor. Ve her birine yüz akıyla çıkabilmek için işte iman, kuvvetli iman şart. Yani Özellikle bu tarz hadiselerde, felaketlerde, afetlerde son derece önemli. Tabii bunun yanında işin diğer boyutları çok konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz, uzmanlar söylüyorlar. Maddi şartlar noktasında sağlam zemin, sağlam bina, gereken bütün tedbirlerin alınmış olması vesaire bunların gereklerinin de gecikmeden yerine getirilmesi lazım. Yeni depremler, yeni felaketler yaşanmadan. İkinci bahsedeceğimiz konu dün gelen bir haber. Furkan Vakfı Başkanı Alpaslan Kuytul beraat etti dünkü duruşmada. Ve hatırlayacaksınız 22 ay tutuklu kalmış idi. Ve o süreçte olmadık muamelelere muhatap kılındı. Sadece şahsıyla sınırlı kalmadı yapılanlar. Ailesinin de çok üzerine gidildi, çok eziyetler yapıldı, evleri darmadağın edildi. Ayrıca Furkan Vakfı, Vakfı mensupları yine itilip kakıldı vesaire. Orada da bir hukuk enkazı meydana geldi. Ama sonuçta beraat. Peki daha önce olup bitenlerin hesabı nasıl verilecek? Şimdi devletin, hukuk devletinin önündeki sayısız gündem maddelerinden birisi hukuk açısından. Ve benzer durumda olan, terör örgüt propagandasından yargılanıyordu. Alpastan kuytul beraat etti. Benzer durumda olan binlerce, on binlerce insan var. Bunların bir kısmı içeride, bir kısmı hakkında cezalar verilmiş vesaire. Ve bir başka şey, terör örgütü üyeliğiyle suçlanan ama hiç alaka sormayan gene binlerce, on binlerce insan var. Bu da bir hukuk enkazıdır. Dün de bahsettiğimiz gibi bu hukuk enkazının altında kalanlar arasında maalesef Elif ve Ayda yaşında hatta daha küçük bebeklerimiz de var. Bu bir kanayan yara. Bunun artık dindirilmesi lazım. Temenni edelim ki Koytul hakkındaki beraat kararı bu yanlıştan çıkılmasının da bir işareti olsun, habercisi olsun. Gelelim konumuza. Şaban Düen 11 yıl önce bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuş idi. 57 yaşındaydı. Bugün eğer yaşamış olsaydı 68 yaşında olacaktı. Ömrü o kadarmış ama bu ömür çok verimli, üretken bir ömür idi. Hizmete adanmış bir ömür idi. Bir yenasya gönüllüsüydü Şaban Düen ve çok orijinal çalışmalara, kitap çalışmalarına imza atmış Bunların en çok bilineni ve en çok ses getireni kaynak referans kitap olarak Müslüman ilim Öncüleri Ansiklopedisi. Çok farklı mahfillerde takdir gören ve kaynak eser olarak e, müracaat edilen bir e, başucu kitabı. Bunun yanında diğer birçok irili ufaklı kitapları var. Bunlar çoğu Yeni Asya'da çıkan yazılardan derlenen kitap yani Kitaplar idi. Ve kendi nasih üslubuyla çok önemli hakikatleri kitaplarında özellikle gençlere ulaştırmaya gayret eden bir insandı. Eğitimciydi aynı zamanda. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yeni Asya Gönüllüsü'ydü ve Yeni Asya ile ilgili bütün kampanyaları can gönülden çok böyle aktif bir şekilde iştirak ederdi. Bununla ilgili sayısız yazıları var. Hatta hedeflerinden biri, yazılarında da konu ettiği 100 100.000'e çıkarmaya var mısınız? 100 bin tiracı. Bu hedef tutturulamadı yıllar boyunca ama hedef olarak önümüzde durmaya devam ediyor. ve Şaban Döven'in bir yazısı, İnansya ile ilgili bir yazısını burada paylaşalım. Bediüzzaman ve İnansya başlığıyla. Risale-i Nur'un naşir efkarı olması düşüncesiyle yayın dünyasına atılan ve büyük hizmetlere imzasını atan Yeni Asya'yı Bediüzzaman Hazretleri hayatta olsaydı nasıl karşılardı? Bu sorunun doğru cevabını bulabilmek için onun 5. kuvvet olarak medyaya nasıl baktığını nazara vermekte fayda var. Yıllardır bu ülkede İslam düşmanları maddi silahlardan daha etkili bir silah olarak basın ve yayından istifade ede gelmişlerdir. Bilhassa İslamiyet'e ambargo konulduğu dönemlerde bu tip neşriyatın tahribatı büyük olmuştur. Bu yıkıcı yayınların zaman da dinsizliğin okullar ve basın yoluyla neşredildiği o dehşetli günlerde ağırlığını yine basına vermiş, yayınladığı kitaplarla onların güç ve etkinliğini kırmaya çalışmıştı. Öte yandan şahs manevinin birer azası hükmündeki bu şiddetli ve dehşetli neşriyata karşı imkansızlıklar içerisinde mücadele veren, İslam'ı savunan basını alkışlamış, onlardan takdir ve övgüyle söz etmiştir. Sebil-i Reşat, Büyük Doğu, Büyük Cihat bunlardan birkaçıdır. Onlar hakkında Sebil-i Reşat Doğu gibi mücahitler ifadesini kullanıyor. Onlarla dost ve kardeşiz diyor. Hizmetlerini zikrederek iman hakikatlerini ehli dalaletin tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için ruh canımızla onları takdir ve tahsin ediyoruz. ifadelerini kullanıyordu. Siyaset konusundaki yaklaşımının farklı olduğu kaydını düşerek. Bu yayın organlarını sadece takdir etmekle kalmıyor, eserlerine bazı bölümlerinde iktibas ediyordu. Bir makalesini neşretmesi sebebiyle büyük cihat içinde büyük cihat gibi halisane dine hizmet eden o celideye, gazeteye ve onun sahife minnet muharirlerine din minnettar oldum ve Allah razı olsun dedim ifadesini kullanıyordu. Onun İslam'ı savunan, lehlerinde yazılar yazan Sebil Öreşat ve ehl Sünnet gazetelerinin susturulmaya çalışılacağından endişe ettiğini de görüyoruz. Bediüzzaman müdafalarında da gazetelerden yararlanmıştır. Bazı gazetelerde çıkan bir kısım hezeyan kastiği çarpıtma yanlışlara karşı tekzip gönderdiğini, İslam'a yöneltilen hücumlara cevaplar verdiğini ve şahsi haklarında müdafasını yaptığını biliyoruz. Dini ortadan kaldırmak isteyen ve dini inkişafı bir türlü hazmedemeyen, dine lakayt hatta aleyhinde olan gizli dinsiz güruhun entrika ve planlarına karşı aleyhlerine çıkan yazılar sebebiyle yine gazeteli lisanıyla onlara cevaplar veren talebelerinin makalesini de Emirdağ Laikası isimli eserine koymuştu. Onun dinsizliği dört koldan, yoğun manevi bombardımana geçtiği günlerde başını kaldırma fırsatı bulduğunda daha önceki örneklerde de görüldüğü gibi gazetelere eğildiğini görüyoruz. Hatta talebelerinden Mehmet Çalışkan'ın belirttiğine göre Bediüzzaman 1950'den sonra gazete aldırıp talebesi Zübeyir Gündüz okutturur, dinlermiş. Daha önce siyasi içtimai konulara girmezken bayiden 2-3 gazete aldırıp okutturduğunu sonra iade ettirdiğini öğreniyoruz. Fazla Daha fazla sözlerine hacet bu bilgiler ışığında zaman Hazretleri'nin Yeni Asya'ya nasıl bakabileceğinin kararını sizlerin Çünkü Yeni Asya tamamen risale Nur muhtevalı ve eksenli çıkan bir gazete ve Risale-i medyadaki dili olarak çıkan bir gazete. Üstad Bediüzzaman hayatta olsaydı Yeni Asya çok daha fazla sahip çıkardı. Şimdi bugünlerde devam eden, ay başından itibaren başlatmış olduğumuz bir e-gazete kampanyamız var. Geçen Nisan ayında da benzer bir kampanya yapmıştık. Malum kağıt bazı, basılı gazetenin dağıtımının gazeteye ulaş, gazet, okurlara ulaştırılmasının çeşitli sebeplerle korona vesaire e, ve bayilerin sayısının gittikçe azalması ve basılı gazeteye olan ilginin gittikçe azalması, ekonomik zorluklar vesaire filan tirajların ciddi düşüşlere maruz kalması böyle bir ortamda e-gazeteye daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği şartların gereği olarak kendisini ortaya koyuyor. Nisan ayında başlatmış olduğumuz kampanyada bir ay ücretsiz kampanya yoğun ilgi görmüştü. Ve o süreçte paralı abone olanlar da olmuştu. Ve abone sayımızda, sayımızda epeyce bir artış olmuş idi. Şimdi ikinci bir kampanya daha başlatıyoruz. Başlattık, devam ediyor. Burada e, 12 aylık abone olan herkese bir ayda ücretsiz abonelik hediye ediliyor. Gazetemizi e-gazete olarak takip etme noktasında e önemli bir fırsattır bu ve yenasi destek verme açısından da önemli bir fırsattır. Bu fırsatın değerlendirilmesini temenni ediyoruz. Rahmetli Şaban Dönen eğer bugünleri görmüş olsaydı eminim bu konuda da çok sayıda yazılar yazar ve okuyucularını e-gazete abonesi olmaya teşvik eder idi. Onun adına onu da kabrindeki cennet menzili olduğuna inandığımız kabrindeki makamından bu hizmete iştirak ettiğini, takip ettiğini hissediyoruz. Buna inanıyoruz ve onun da manevi desteğinin olduğuna inanıyoruz. Böyle bir düşünceyle, böyle bir hassasiyetle Şaban Düzeni ve rahmet-i rahman'a kavuşmuş diğer bütün yinası emektarlarını, yazarlarını bu vesileyle bir kez daha rahmetle yad ediyoruz ve bu E-Gazete kampanyamıza desteğinizi bekliyoruz, katılımınızı bekliyoruz. Yeni Asya sizlerin desteğiyle bugünlere geldi ve yine sizlerin desteğiyle bu bayrak daha yüksek burçlarda dalgalanarak inşallah kıyamete kadar bu hizmetine devam edecektir. Destekleriniz için, ilgileriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet, bugünkü yayınımızı da burada noktalayalım. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.